birçok tedarikçi var. Bulut bilişim zaten biz şöyle tanımlıyoruz. IT'nin demokratikleşmesi diyoruz aslında. Yani bir COVID olsanız, birkaç kişilik bir şirket de olsanız, bir startup da olsanız, çok büyük bir kurum da olsanız, on binlerce çalışanı olan, bulut bilişim modeliyle aynı kalitede hizmetten faydalanıyorsunuz. Aynı yerden kullanıyorsunuz. Aslında orada değer çok büyük. Aslında COBİ'lerin işine daha çok yarayacak bir model bu. CRM seçerken de işte bu bahsettiğiniz farklı çözümlerin neler yaptığı, fonksiyonel özellikleri çok önemli ama kimlerin kullandığı da çok önemli. Gartner'ın araştırmasına göre şu anda dünyada pazar payı en yüksek olan çözüm Salesforce.com, daha sonra işte SAP, Oracle, Microsoft gibi çözümler var. Bunların da dışında hem yerli hem startup olan, yani çok daha böyle küçük ama gelecek vadeden çözümler var. Burada da bütçeler ön plana çıkıyor. Ne kadar yüksek kalitede bir hizmet almak istiyorsunuz? Bindiğiniz aracın klası ne olacak? Ne kadar lüks olacak? Onlara karar vermeniz gerekiyor. Müşterileriniz çok önemli. Nasıl müşterilerle çalışıyorsunuz? Kurumlarla mı, bireylerle mi? Onlar sizden ne bekliyorlar? Aslında daha çok bir şekillendiren şey bu. Yani müşterilerin isteğine göre doğru çözümü seçmek lazım. Ben tabii ki her şirketin stratejisi var ama şirketleri yönlendiren, şekillendiren de müşterilerinin talepleri, ihtiyaçları. Ona göre doğru CRM'i seçmek gerekir.